Bir hadis-i şerifte beyan ediliyor. Adam abid, ibadette çok uğraşmış. Rabbim eski ümmetlere çok uzun ömürler vermiş. Bunlardan bir kul, velilerden 500 sene ibadet etmişler. 500 sene sırf ibadet çıkartmış artık. Allah muvaffak etmiş. Bir adada duruyor. Adanın ortasında ona has bir tatlı su çıkartmış Rabbim. Etrafı tuzlu sularla çevrili. Ondan sonra bir de nar ağacı, işte ona günde bir nar veriyor veya üzüm asması, bir salkım asma veriyor. Her gün, yaz kış yok, mevsim yok. Günlük geliyor o dalda. Bu da onu yiyor, onun kuvvetiyle efendim, yani ne diyorsunuz ona? Şey lazım, belini ayakta tutmak için kalori mi, malori mi bir şeyler. Yani o ihtiyacını oradan alıyor ve bir gün ibadetine devam ediyor. Böylece 500 yılı bitiriyor ve bu kul vefat etmeden önce Rabbimiz ona Cibril aleyhisselamı gönderiyor. Hazreti Cibril ona son bir isteğin var mı? Sana çok ibadet nasip oldu. Rabbin senden razı oldu. İşte bir hacetin varsa son olarak onu da Rabbin ihta edecek diyor. O da diyor ki bir isteğim, işte son bir abdest alayım. Namaza durayım. Canımı secdede al. Fakat bedenimi çürütmesin Rabbim. Çürütmediği çok, toprağın altında da çürütmez, üstünde de çürütmez o Allah. Altından çıkıyor çürümeyenler mesela, üstünde de çürümez, ne fark edecek? Altında daha çabuk çürür zannedersin. Bu sefer beni diyor secdede bıraksın, beni çürütmeden kıyamet sabahına kadar secdede kalayım. Mahşere kalkarken secdeden kalkarım diyor. Diyor tabii, istek senden, vermek Rabbimden, Rabbim beni elçi gönderdi, benim elimde bir şey yok. Mevla'ya müracaat. Mevla zaten her şeye şahittir. Ama böyle aracılar kullanır. O zaman Mevla da buyuruyor ki tamam, bu isteği kabul edildi. Hatta Cebrail Aleyhisselam şimdi dünyaya indiği zamanlar var ya, Kadir Gecesi iner vesaire. Ne zaman inse onu bir ziyaret eder. O yine secdede şimdi. Ya, o duruyor mesela. Hangi adada, hangi çalıların arasında, üstüne neler kapandı. Onu. Koca Yecüc Mecüc ümmet var da tespit edilemiyorum. Bir kişiyi nasıl tespit edeceğiz? Dünyanın neresinde? Bu zat var. Duruyor. Şimdi Resulullah bize ne anlatıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diyor mahşere diriltildiği zaman olacakları Rabbim bana bildirdi. Bu diriltiliyor. Mevla Teala bunu herkes gibi hesaba çektiği zaman soruyor. Ey kulum, şimdi sana hesabını göreceğim. Ona göre mükafatını ihsan edeceğim. Fakat senin bir 500 senelik bir amelin var. Sırf ibadetin var, günahsız. Yani hiçbir şey yok ki, adam yok ki gıybet etsin, kadın yok ki namereme baksın, bir şey yok yani. Sırf ibadette kalmış bu. Ben diyor senin bu ibadetlerini nazarı itibara alarak, hesaba kitaba geçerek bir mükafat çıkarayım mı? Yoksa benim fazl-ı keremime mi işi bırakıyorsun? Ya Rabbi sen ne bilirsen öyle yapma diyorsun, ona göre ben sana bir muamele yapacağım. O da mübarek adam. Tabii bizden çok mübarek olduğu kesin zaten. Sorun yok da. O da diyor ki, şimdi bir hesap yapıyor. Diyor ki, ya diyor Allah'ın fazl-ı keremine bırakırım ama beni toptan gir cennetin şurasına der. Herkes gibi gireriz. Güzel de bir makamlar alırız ama öyle 500 senelik ibadet herkes de çıkmaz. Ama onlarla da aynı makamlarda eşit olursak yani sanki biz biraz azalmış oluruz gibi. Bu sefer diyor yani belki hesap olsa benim alacağım fazla çıkar. Böyle lütfu keremine bırakırsak toptan pazar bir zarar olur belki. Bak şimdi ya. Neyse, bu da ibret olacakmış bize. Resulullah bu hadisi de niye öğretti bize? Avanaklık etmeyelim diye. Ya Rabbi diyor, benim amellerime göre bana muamele et diyor. Ha öyle mi diyor? Tamam diyor. Ey benim meleklerim, ne var? Bu kulumun bütün amellerini hesap edin bakalım. Ondan sonra benim de nimetlerimi hesap edin. Kaçta kaçını dengeliyor, kaçta kaçı açıkta kalıyor. Bu da nereyi hak ediyor? Hesap, kitap anında çıkıyor. Ne kadar sürer? İnne Allahe seri'ul hisab. Allah hesabı çok çabuk görendir diyor. Bütün Adem babamızdan son insana kadar ne kadar daha gelecek bilmiyoruz. Hepsinin hesabı dünya saatlerinde 6 saatte görülecek. Bu 6 saatte olması da 6 saniye bile sürmez ama Mevla yine aceleyi sevmez. Bu altıda da bir şifre var. 6 günde yarattı. Fî sitteti eyyam. Gökleri yerleri kaç günde yarattım diyor.
Bir dakikada yaratamaz mıydı? Dakika bile sürmezdi. O altıda da bir şifre var işte. Orada 6 saat sürüyor. Hesap kitap. Neyse. Hesabı el cevap. Ya Rabbi diyorlar. Efendim. Senin bu kuluna ihsan ettiğin sayısız sonsuz nimetlerin var. Fakat biz bunların hiçbirini hesaba katmadık. Sadece bir gün gözünün görmesi nimetine mukabil 500 senelik ibadeti denk gelmedi. 500 senelik ibadet burada. Gün, bir gün göz görme nimetini karşılamadı. Daha bu kadar gün görme nimeti var. Ondan sonra işitmesiydi, yemesiydi, içmesiydi, karnıydı, ciğeriydi, kalbiydi, nefesiydi. Bir hesap çıkarsa bu cehennemden çıkamaz yani. Bu durumda aman ya Rabbi ben ettim seni ben anlamadım diyor bu işin böyle olacağını. O zannetti ki nimetler sıfır. Onlar sanki Allah mecburmuş. Nimetleri ben hesaba katmadım. Hep alacağıma baktım. Hep alacağına bakarsan böyle hesap olur. Mevla tabi ona acıyor. Yanlış anladığına Rabbim Teala vakıf oluyor zaten. Her şeyden haberdardır. Bu sefer buyuruyor ki kulum ben seni yoktan var ettim. Mecbur muydum? Yok ya Rabbi. Bu kadar yaratılmayan var. Bu kadar düşük çocuk var. Bu kadar su halindeyken bertaraf olan var. Her efendim anne babanın birleşmesinden çocuk mu oluyor yani? Peki ben seni yarattım. Mecbur muydum? Değildin. Neyle yarattım seni? Fazl-ı Kerim'in yani. Ben seni dağ taş yapabilirdim. Cansız yapabilirdim. Cansız, canlı varlık ettim seni. Mecbur muydum? Yok Fazl-ı Kerim'inle yarattım. Canlı varlık yapsam hayvan yapabilirim. Kedi köpek. Seni insan yaptım. Mecbur muydum? Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbi. Ondan sonra seni 500 sene yaşattım. Mecbur muydum? Değil. Neyle? Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbi. Her gün sana içeceğin kadar su verdim Adana'nın ortasına. Mecbur muydum? Fazl-ı Kerem'inle. Her gün ağaçta bir efendim salgın meyve olur mu? Mevsimi var, şu su var, şu su var. Sana bunu lütfettim. Sen bunları yemesen içmesen nasıl secde yapacaktın? Nimetleri saydırdı saydırdı Mevla hepsine ya Rabbi Fazl-ı Kerim'le Fazl-ı Kerim. Şimdi sevabını vereceğiz diye ben zaten sana borçlu değildim. Onu da Fazl-ı Kerim'le vereceğim. Sen niye ameline beni efendim rücu ettirdin? Amellerime bakın dedin. Bütün bu amellerim benim Fazl-ı Kerim'imle. Bunun karşılığı da benim Fazl-ı Kerim'imle. Ya Rabbi Fazl-ı Kerim'imle cennette sok beni. Hadi gir Fazl-ı Kerim'imle cennete buyurdu. O öyle girdi şimdi onun bir sorunu yok da. Biz ne yapacağız? Şimdi o girdi. Allah mübarek etsin. Onun hadis var hakkında şimdi. O adam hakkında bir daha şöyle yaptı, böyle yaptı temelizim yok. O paçayı kurtardı. Biz ne olacağız? Bir namaz kılıyoruz, kılmayana hava atıyoruz. Yahu sana bunu nasip etti Rabbin. Bunları konuşma